lazım en az 5 gram 3 gram falan. ha dedim tamam. Abi, abi tuz demedenin sebebi zaten bizdeki ya. yemeklerde hayvan gibi tuz var. Çok tuz Aa, Ben hiç Mesela tuzlu beslenmiyorum çok ama ben yani hani evde yemek ben yapılıyorsa de. tuz kullanılmıyor bizde çok. Hani kart oyunu. Hadi oynayakla iki. Hazır mısınız da? Hadi, hadi Hadi senaryo. koçum. Bak bu hadi. sefer daha mantıklı sorgulamalar bekliyorum. Chat sizden de. Tamamdır ha. Çekiyorum bir tane. Abim yayın keyifli olsun. Ekiple bu ara CS'desin. İzlemesi çok eğlenceli. Merak ettim. Hiç Rainbow denedim mi? Ya ben eskiden klanım vardı Rainbow'da. Ee, abi, evet sonra evet, benim bayağı oynadık biz iki ya. parmağım oyunu oynarken kırıldı. O günden sonra... <laughs> Yok lan ben Rainbow'da var ya kafamı <laughs> monitöre sokarım. Çok Rainbow ama denettik biz Tukan ya yanlış hatırlamıyorsam. o bir çektim çok kısa bir kart çıktı. Hadi bakalım. Yes. Ya hadi bakayım hazır mısınız hadi. oyunun kurallarını hadi. bilmeyenler varsa çok hızlı anlatıyorum bir ipucu vereceğim siz hikayeyi tamamlamaya çalışacaksınız ee, ve ana başlığı var bu kadar Sadece evet hayır soruları Evet evet hayır veya alakasız ilgisiz diyorum onun dışında bana soru yöneltiyorsunuz birden fazla soru Aynen. barındırmayın tek basit sorularla ilerleyeceğiz ee, Konu başlığımız susuzluk İpucumuz. Tek atarsınız buna ben güveniyorum size. Bir kadın kendi evinde susuzluktan ölür. Şimdi hikaye okuyorum abi. ben kendime. İlk soruyu ben sorayım mı? Sor. Sor bakalım. Sen okudun mu Hikaye Yoksun o abi. Okudum. Uzundur belki. Ha tamam. Belki. Hikaye bayağı kısa o zaman tamam. Ee, kadın su faturasını mı ödememiş? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> e, susuz kalmasının tamam. sebebi kadının kendisi mi? Hmm. <laughs> yani e, evet Tamam okey yeterli bilgi şey yok başında herhalde mi, tamam. Dağ başında mı yaşıyor Kadın yaşlı mı ilgisiz Daha başında mı yaşıyor Hayır Kadın çölde mi yaşıyor Hayır Yangın mı var hayır Ölüm döşeğinde Evde mi hayır Evde bardak mı yok Evde bardak mı yok hayır İlgisiz Kadın hasta mı Hayır Kadın bayılıyor mu Hayır. Komada mı? Kadının hidrofobisi mi var? Hayır. Kadın hasta mı? Hayır. Kadın evde duruyor ve susuzluktan ölüyor. Bu kadar Aa, değil mi? İpucunu harbi çete sabitlesenize. Evet ipucunu tekrar söylüyorum. Ha, bir kadın mu? kendi evinde susuzluktan ölür. Yazıyorum. Yazıyorum ben. Kadın bağlı mı? Hayır. Sudan mı korkuyor? Hayır. Kadın engelli Hayır. mi? Kadın engelli mi? Hayır. Abla. <laughs> Su tuzlu mu? Hayır. Evin suları mı kesik? Evin, Hayır. mesaj da şey gibi oldu. Bir kadın kendi evinde susuzluktan ölüyor. <gülüyor> ölür. ölür. <laughs> soru işareti yanlış oldu orada. <laughs> ölür. Hani soru oluşturmak istedim orada sizin için. Eray hayırlı olsun. Vreker, Estara, Viesta, Grond hoş geldiniz. Kadın susuzluktan nasıl ölebiliyor ki ha. yani? Çok yani. basit nasıl lan. Oluyor? Çok basit ee, lan. Mutfağın anahtarını mı kaybediyor? Hayır. Oruç mu kadın? Hayır. Kadın utkan mı? Hayır. Kadının Suda... bir hastalığı dolayısıyla mı ölüyor? Hayır. Yok onu sorduk. Daha basit sorulardan gidin. Aslında çok öteye gitmeye, finale gitmeye çalışıyorsunuz. Aslında basitten başlasanız. Kadın evde tek mi? Ee, hayır. Yani bu arada bu yanıltıcı bir soru. Tek kadın. soru. Kadın evde mi diye sor. Sonra tek başına kadın mı diye evde sor. Mi? Hayır. Hı. Evde evinde diyordu abi. Abi. Kadın evde değil dedim az önce. <laughs> tamam. Ama kendi evinde susuzluktan ölüyor. ölüyor. Evde evet ipucu o. Ha! Su içmeye tam gelecekken mi ölüyor? Bir dakika. Bir dakika. Ben yanıltmak istemiyorum. Tekrar yanıltmak istemiyorum. Ee, az önce evde ilgili ne soruya ne cevap verdim? Kadın Kendi, evinde kadın mi? Kadın evde mi dedin? Evet evinde. Pardon. Kendi evi mi? Evet. Ha, tamam bir dakika o zaman. Ya bu yanıltıcı işte bu neyse. Işte. Burada tamam. bir... Kadın tam eve şey geliyor. Hadi kadın tam su içecekken mi ölüyor? Hayır. Bahşi Ev geçen çölde mi? Var mı? Hayır. Ee, Bahsi geçen yerde su var mı? Yok. Hayır. Evet. Yani ne yok tamam. su yok. <gülüyor> su, <gülüyor> yok su, su yok. anladım yok. Tamam, su okey. Susuzluğun sebebini bulacağız o zaman. Fatura kesilmemiş. Aynen. Hayır. Ee, peki kadın... Kular zehirli mi? Hayır. Eh, onu soracak. Kadın alıkoyan ya, birim var. Hayır. ipucu İpucu. Bir kadın kendi evinde susuzluktan ölür. Kadının su alacak parası yok mu? İlgisiz. Hayır, kadın kıldır, çok su soğuk bir yerde mi? Kadın adada mı yaşıyor? Hayır. Kadın çok soğuk bir yerde mi dedin? Hayır. Kadının evini dediğimiz şey aslında ev mi? Hayır. Ya anladın mı? Ne şekilde sorduğunu değil anladım. Anladın değil mi abi? Yani bu gerçek bir ev değil o zaman. Bu kadın evi hissettiği bir yer. Evet. Kadın eski ha. mi o mu? Nasıl yani? Ne manası? Kadın eski mi o mu? Değil. Yani, Hayır. Ya ev değil de yani. Normal bizim bildiğimiz ev değil de bu kadın evim dediği bir ya, yer. Ya ev yani. bir kavram arkadaşlar. Ha tamam. Hı. Kadın plajda mı? hayır. Çölde mi? Kadının psikolojik bir rahatsızlığı var mı? Psikolojik bir rahatsızlığı yok. Kadın çölde değil. Hayal görmüyor tamam. Çöl sorundu. Kadının evi çöl mü? Hayır ama çölden kurtulun. Kadın, kadın su altında mı yaşıyor? Eee su altında mı yaşıyor? Hayır. Suyun olmamasının sebebi kadının kadın mı? Kısmen yani, yani. Öyle bu sorunun bir şeye hizmet etti yok ki oğlum. başka bir yerden yürüyeceğiz o zaman. Su içmesi Tabii yasak mı? Dinliyoruz. Hayır. Sıcak su, su mu? Için... sen söyle. abi sen söyle. Ha, yok, şey, ben güzel bir yerden yürümüş aslında. Hava sıcak mı? Hayır bak, ilgisiz. Ya bu evim dediği yer muhtemelen çok absürt bir yer tamam mı? O yüzden dolayı, şey dolayı hocam, içemiyor. Su donuk mu? Hayır. Vaan <laughs> kısa bir soruydu ama zormuş evet. Mağarada mı yaşıyor? Hayır. Ağaç evde mi yaşıyor? Hayır. Buradan gitmeniz lazım. Bak az önce çok kritik bir şey yakaladınız aslında. Ben hayır, yani diğer oyunlara gemide da hizmet etsin Efendim? Gemide mi yaşıyor? Evet. Tamam. Tuzlu suyu içemiyor bu. Gemide gemide, denizde. Tuzlu... Su arıtma, hayır, su de arıtma su şey mi bozulmuş? Geminin su arıtması mı bozulmuş? Ya da deposu bitti. Okey. Su arıtması mı bu bozulmuş? Aslında e, burada Eylül tek attı ama hikayeyi detaylandırmıyorum. Okuyorum hikayeyi. Evi tamam. yüzen bir yattır. Onu gemi olarak yorumladım. Evi yüzen bir yattır evet. ve uzun tamam. bir yolculuk sırasında suyu biter. Tamam. O yüzden susuzluktan ölür. Yani mantığı böyle kavrayın. Aslında çok absürt. Ne alaka mı Niye oğlum? Yola çıkmış evi de yatmış kadının. Yatta yaşayan insanlar evim nerede deyince ne diyor aman koyayım Denizde mi? Okyanusta mı? Suyun altında mı yaşıyor? Evi yat. Suyu bitiyor açık denizde ölüyor. Yine mal yani. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyorum. Bir tane dur bu Elrean özel kartıymış. Ben şuna döneyim. Çekiyorum. Yes. Evet. Oo başlık güzel. Başlık bizi ilgilendiriyor. Discord chat. Başlığımız oyuncu. İpucunu okuyorum. Aha. Sadece oyun oynamak istiyordu. Bu nedenle birkaç kişinin hayatına mal oldu. Şimdi hikayeyi okuyacağım. Sadece oyunu oynamak istiyordu, birkaç kişinin hayatına vardı oldu. Allah Allah. Yeni malımız. Ha, tamam. Yapmış Arda, okey. Oha! Siksem bulamazsınız. Deneyelim. Önce şeyi bir eleyelim. Oyun dijital mi? Hayır. <laughs> Bak, tamam. aferin tamam. işte. Yani böyle... Doğru sorular bunlar. Yes. Rus üretim oynuyor. Hiçbir şey oynayacak bu. Hayır. Rus üretim oynuyor. Mavi hmm. balina mı oynuyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayır. Yok, bu bu Mert değil. şey tarzı. O saklanmaya çalışan çocukların salaklığı gibi o şeyin içerdiği verin tamam. içindeki anladın mı? O tarz bir şey bulacağız. Tamam. Ee, bu ben, ben hikayeyi, hikayeyi bir var. daha bir okumak istiyorum. Evet. Biraz evet. şey çünkü. Okay. Açlık oyunları falan gibi bir şey mi? Tamam, Açlık oyunları olabilir. Squid game olabilir. Ya, Airsoft olabilir. Hayır, paintball böyle... olabilir. İşte... Heh, sopayla bir şeye vuracak yanlışlıkla, Hı. o da bir insanın ölümüne sebep olacak. Oyun oynayacağım tamam. derken, ha, evet. anladın mı? Bu tarz bir şey. Chatten de bakıyor. Voleybol mu oynuyor? Hayır. Şiddet e, içerikli bir oyun mu oynuyor? Evet. Silahlı bir oyun mu? Vurmalı kırmalı bir oyun oynuyor yani. Bazı cevaplarım sizi ee... yanıltabilir bu arada. Sorgulamayı bırakmayın, Spes tamam mı? Okey. Spesifik bir şey soracağım. Sor. Oyuncak sandığı bir silahla insanlara gerçekten mi ateş ediyor? Çok soru var içinde ama ilgisiz diyeceğim. Ama tek tek anlamda okey tamam. Silah var mı? Hayır. Sopa var Yanlışlıkla mı? Yanlışlıkla mı öldürüyor? Hayır. Ha bir dakika ki, öğrenci evine sordum. Yanlışlıkla mı öldürüyor diğerlerini? Hmm. Yani mantık Yani mantığı istiyordu. Niyeti o değildir. Açıkçası bunun net bir cevabı yok ama Bence evet. Diğerlerini o mu öldürüyor? Evet. Oynadığı oyun çok kritik bir soru var. O ediyorum. kritik soruyu sormadıkları için bak bu tur çok uzayacak. Tamam. Dolaylı olarak mı ölümlerine sebep oluyor abi? Yanlış evet. Biraz ee, bu Burada Bu da bir yetişkin oyunu mu? Eee hayır. Yetişkin oyunu değil ha. ooo soruların hepsi konuyla çok alakası olduğu için bir şey diyemiyorum. Bu bir çocuk mu? Hayır. Ha. Evet, güzel bir Bu oyun. Bu bir akıl yetişkin hastası mı? Hayır. Oyun oynamak isterken yanlışlıkla insanları öldürüyor. Öldürmesinin sebebi Bir dakika sonra soracağım, düşüneceğim. Ölen kişiler oyun oynadığını biliyor mu? İlgisiz. ilgisiz. Oynadığı şey bir araba mı? Hayır. Bu arada ee, güzel tahminler gözünden kaçabilir. Mu? O nasıl bir soru amına koyayım ya? Oynarken ya yaptıkları açık mı? yaptığı şeyi görüyor mu? Evet. Tamam. Tamam bu adam yanlışlıkla bir ben size bir şey memur gibi bir şey amına koyayım yanlışlıkla bir düğmeye basıp insanları falan öldürüyor. Trang ama mı çalışıyor? oynamak istiyor ne? Trangarında mı çalışıyor? Hayır. Kol mu çekmiş? Ah. Siz. İnsan mı? Hayır. Ha. Köpek. Köpek mi? Hayır. Köpek bir şeyi yakalamaya çalışıyor. Hayvan Hayvan, 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 mı? Köpekten başka oyun oynayan hangi hayvan var lan? Vahşi bir hayvan var birden abi. Evet. Tamam. Kaplan falan mı abi? Hayır. Kaplan aslan gibi bir şey. Değil ben... mi? Kedigillerden mi? Hayır. İmza tamam. uçan, uçan bir yılan mı? Durun arkadaşlar, kaçınıza cevap vereceğim. Dur bir dakika. Durun. Sınıfını buralım. Gen genel bu... Kategorize edin ya. Yüzen bir hayvan mı? Evet. Hmm. Tamam. Köpek balığısı. Balina Yunus yapıyordu. ya da orka gibi bir şey. Tamam, Yunus balina olurdu. mı dedi biri evet. Balina. Tamam. Mavi balina mı? <laughs> Hayır. Aa bu tamam. sirkte şov yapan bir balina mı? Orka mı? Balina oğlum Tatil işte. Tatil balina olan yani. Orka ee, yani, Tür olarak olan. Yani. Neyi falan mı batırıyor balina? Tamam ilgisiz herhalde bu. Aa, ee, yani ya. bat... Daha detaylı birkaç sorun. Tekneyi mi batırıyor? Hayır. Tamam balina, yani benim taşıtını ha? mı batırıyor balina? Tekneyi batırıyor hayır. İnsanları üstüne mi atlıyor? Peki havuzda üstüne mı üstüne atlamıyor uygunlar? hayır. ilgisiz. E, bu yüzen hayvan okyanusta mı? Ee, bakayım. Çünkü değilse bir şov merkezi, gösteri merkezinde, değil mi? Onu da soracağım sonra. Değil. Evet. Havuzda değil Hangisi de deniz, denizde uzakta. İşte iki tane farklı soru sorarsan almazsın ya bana evet. Bu, Ama sıra, bir... sıra soracağım dedim buna ne dersin tamam, ona. Tamam tamam evet, sıra sıra sor. Bu hayvan okyanusta mı? Hayır. Bu hayvan bir gösteri merkezinde mi? Evet. Çirkte bu mi? hayvan bu çok yukarı uçuyorlar ya böyle yem vermek için. Dur bunu sana sormuyorum abi bizim ekibe söylüyorum. Ya bu arada bu sorunun Boyunlu... tam bir cevabı yok. Yanlış da yönlendiriyorum sizi çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum yani hani. Eee hayal edemiyorum çünkü bir, neyse bir, siz hikaye bulun da ben okurum. Yanlışlıkla, yanlışlıkla eğitmenini tesis... mi öldürüyor? Ee, yanlışlıkla Yanlışta eğitmenini mi öldürüyor? Hayır. Yanlışlıkla tesisi parçalayıp insanların boğulmasına mı sebep oluyor? Hayır. Of ya. Eee peki ya şimdi Selebi tesis dediğim için kafalar karışacak. Mı? Yani burada öyle bir info yok çünkü yani. Ben bunu düzeltmek zorundayım yoksa sizi çok daha oyalarım. Eee te tesis olan olarak düşünmeyin ama benzeri bir şey efendim. Eee ölüme sebep işte. olan kişi de bir hayvan mı? Evet. Halil öldürüyor işte. Abla, Halil abla da <laughs> <yedi. gülüyor> 25 hayır, dakika önce. Hayır, ölenler hayvan da. Hani şey de hayvan hayır, değil mi? Sebep öldüren olan hayvan. kişi de hayvan. Kişi Ö diyor. Öldüren hayvan. Hayır abla, ölenler insan. Mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan mı ölenler? İşte ne oldu? Evet. <gülüyor> tamam <laughs> tamam. bak, çünkü ha, kişi. Sebep olan kişi tamam, sebep olan kişi hayvan, ölenler insan, değil mi? Ha evet. Evet, öyle dedi. Tamam. Ve bir de camın arkasından yemek almaya mı çalışıyor? Hayır. Şiddet içerikli bir oyun ama Tukan abi ilk başta bak. Şiddet içerik Sadece oyun oynamak istiyordu. Bu nedenle olduk. birkaç kişinin hayatına mal oldu. Mert şiddet, abi şiddet, şiddet şey bir şey işte. Yani yem veriliyor ona. Yemek veriliyor. Onu yemeye çalışıyor anladın mı? Cam patlayıp şey, yani. şey mi oldu acaba? Onu ne bilmiyorum. oldu? Cam patlayıp. Hani akvaryumun bir yerde cam patlayıp. Diyor. Ölüm sebebi balinanın bunlara fiziki teması halinde mi oluyor? Evet. Yani güzel. Aa, balina bunlara koyuyor bir yerden de nasıl Ölenler böyle. Değil başka kim olacak? Değil mi? Belki krew dur kanka. Demek balina de. yiyor işte. yiyor mu? Hayır. Hayır. hayır balina yemeği zıplayıp uyuyordu. insanların üstüne mi düşüyor? Bir daha söyle. Balina insanların üstüne mi düşüyor? Önce onu söyleyeyim. E, hayır. Başka nasıl öldürmüş ola? <laughs> Kurbanlar yeniyor mu? Hayır. Şimdi ha, bu, önce yaşıyor? nasıl öldüklerini çözelim bir. Kurbanlar boğuluyor mu? Hayır. Allah Allah. Aa. Allah Allah. Bir dakika. Yanlış okumuş değil mi? <laughs> ben, ben bir yerde bir, bir bunu düzeltmek zorundayım. E, ee, gemiyle ilgili biri bir soru, soru sormuştu. Evet. evet. Gemiye mi saldırıyor demişti. deviriyor demişti. Yani? demişti. Evet bir onun cevabı. Pardon. Bir tane kelime atlamışım. Özür diliyorum. Ya abartma amına koyayım. Yarak yarak sorular sordunuz. Ne? Onunla ne ilgisi var ya? Ben sabahtan beri bir gösteri hayal ediyorum. Ya şimdi bir, bir dakika. Ben, istedim. ben mesela bu oyunu oynarken bazı hikayeleri anlatıcı olarak sevmiyorum. Bu da sevmediklerimden biri. Sinir bozucu hale geliyor. Aynen öyle. Ben bu hikayeyi okumak istiyorum. Nextleyebilmek için. Çünkü geri kalanlar detaylar. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Benim cahiliğime verin bir turist grubu hikaye okuyorum bu arada. Aslında bildiğiniz yüzde 60 falan çıktı ortaya. Sonuçta önemli olan burada balinanın birilerini öldürmesini bilmenizdi. Bir turist grubu Boston'da bir balina izleme turundaydı. Şimdi balina izleme turu dediğiniz şey aslında okyanustur. Değil mi? Ee, ben onu ilk başta evet. hikaye okumam lazım işte. Dedim acaba açık bir suni bir yerde gemiyle mi geziyorlar dedim. Ama öyle değilmiş. Açık deniz bu. Bir süre sonra genç bir balina gemiye yaklaştı. Renkli giysili turistleri merak etti. Kuyruk yüzgeciyle tekneye vurdu ve hemen batırdı. Bazı yolcular kurtulamadıydı. Hikaye biraz sarsıntılı böyle ya. Yani tam ya da ben odaklanamadım bilmiyorum. Ama önemli olan balinanın insanları öldürmesiydi. Evet, evet. Sen de anlamamışsın ki. Ya yo aslında. E, anladım ama şey detaylarının bir önemi olmuyor ya burada. Boğulmuşlar işte. Hayır boğulma değil bence bu. Bu baya baya... Boğulma bence o. Bence darbe oğlum ne bu. Ya. Hayır, bu hikayede ben sıçtım arkadaşlar. Bu baya evet. Şu an objektif okuyunca kuyruk yüzgeciyle gemiye vuruyor ve bazıları boğuluyor. Evet. Ben bu sıçtım. Kabul ediyorum. Nasıl olur? Nasıl yaparsın? Ben burada sıçtım arkadaşlar. Ee, odaklanamadım Hikaye herhalde hikayeye. Ya. Hikayede böyle bir kafa karıştırıyor. Boğulmaymış. Şimdi boğulmuş. Mesela <laughs> şey olabilirmiş. Konumu belirtebilirmiş soru. Evet. Daha spesifik olabilirmiş. Şimdi çekiyorum yenisini. Bunda iyi odaklanacağım. Çekiyorum bir tane. İlk ben baya baya okurken hani şey gibi yorumladım. Havuz gibi yorumladım da. Baba bu ne bu ya bu hikayeler? Çekiyorum, çekiyorum. Chatten de okuyacağım sürekli. Şuradan çektim. Evet. İpucumuzun başlığı mahalle. ipucunu okuyorum. Bir mahallede bir hafta içinde onlarca kişi öldü. Hepsinin ölümü aynı nedene bağlıydı. Şimdi hikaye okuyorum yorum yapmayın. Okey bir susalım. Bu sırada soruyu sabitlesin biri. Benden önce yapıyorsunuz diye yazmıyorum bu sefer. Oo. Tamam. Evet tekrar okuyorum ipucunu. Bir mahallede bir hafta içinde onlarca kişi öldü. Hepsinin ölümü aynı nedene bağlıydı. Tamam direkt önce neden odaklanalım mi? izninizle evet. sor. Ee, ölümün sebebi bir fare mi? Hayır. Bir hastalık mı? Hayır. Sudan yayılan bir şey mi? Efendim. Sudan yayılan bir şey mi? Hmm. Buraya bir bilinmez lazım ya. Hayır demek de olmuyor. Evet demek de olmuyor. Aman koyayım Abi işte bilinmez de o zaman. Bir bilinmez diyorum. Ee, i̇şin içinde cinayet var mı? Evet. Tamam. Güzel soru. Bu seri katil o zaman. Seri katil mi bu? Evet. Ee... Kullandığı şeyi bulmamız lazım. Ne yapıyor öldürmek için Önlerin şu anda? zehir mi? Evet. Zehiri nasıl Abi. veriyor peki şimdi? O Güzel zaman. gidiyorsunuz. Şimdi sudan şimdi her şeyi zehirliyor sudan bu adam. Sudan değil dedi. Sudan ne bir şey yaptı. Demek ki suyla alakalı bir şey değil. İçeceklerle alakalı. Yenilen bir şey. Bence yenilen bir şey ha. mi? Soralım. Yenilen bir şey mi? Ee, evet. Zehir. Okey. Tamam, bu yemek o zaman. Benim tamam. için, su için de aynı yorumdu. Anlatabildim mi mevzuyu? Ha. O su bir içecek ha, de olabilir zaman, yani. Öyle algıla. Seri katilin işini bulalım o zaman. Bu mahalledeki bu adam ya garson... ...ya da market sahibi. Ah, garson becimancı. mu? Hayır. Kahve? Restora sahibi mi? Evet. Ama şöyle Oğlum, Bu bir şey arka sokaklardaki var. lahmacun hikayesi değil mi lan bu? <laughs> Ama belirli bir kitleye hedef almış olabilir. Çünkü sadece 10 kişi ölüyor. Hani sadece 10 kişinin içtiği ya da onlarca. yediği bir şeyi bulmamız lazım. Onlarca, onlarca, onlarca. Yok. Tamam, bu adam restoran öldürüyor. sahibi değil mi? De, yanlış anlamadım. Evet. Balık mı yiyorlar? Tamam, bir... Bilinmez. Tamam, bir... Yemekle alakası yok o zaman bunun. Bunun restoran sahibi insanları öldürüyor. Biz öldürme sebebini mi bulmaya çalışacağız? Yoksa Hikayeyi, Hikayeyi bulmaya çalışacaksınız. Tamam. Şimdi restoran sahibi ne yapıyor? insanları zehirliyor ve herkes ölüyor. Peki bu kavat neden zehirliyor insanları? Onu bulacağız. Yani nedeni bilmiyorum neden. Siz de neyi sorguluyorsanız onu sorgulayın diyor. ya. Zehir sabit bir yemekte mi? Ee, kasıtlı mı öldürüyor? Evet. Bir daha sor Kordi. Zehir sabit bir yemekte mi? Bilgi yok, bilgisiz. Bilgi i̇lgisiz. var mı bununla ilgili? Önemli olan o, okey. Yanlışlıkla mı öldürüyor? Hayır. Eee, spesifik diyemedi, bir... <laughs> spesifik insanları mı öldürüyor yoksa rastgele insanları mı öldürüyor? İlgisiz. Oğlum bunu spesifik... İlgisiz, o ayağımın ağzına Çok da güvenmiştim soruya. Ölenler... Hikaye açmak için biraz iş... işin intikamla bir alakası var mı? Muhtemelen hayır ama. Eee... Ne? işin intikamla bir ilgisi var mı? İlgisiz. Tamam, okay. Tamam, bilerek yapıyor. İntikam değil. Keyfine öldürmez. Bir sebebi vardır. Peki kendi restoranına gelen kişileri mi öldürüyor? <laughs> başka ne öldürüyor? Hayır. Belki yani karşı restorana gidenleri öldürüyor. Hayır ne diyor. birinin tamam. müşterisiniz. Ee, evet, başka ee. müşterileri <laughs> öldürüyor. Baba, başka müşteriler. Güzel. Burada gel aramızda kanka. <laughs> rakibe rakibe rakibe. Broker'in yazdığına bakalım. <laughs> rakip 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 restoran mı? Hayır. Ee, hangi restoran? Ya adam restoran sahibi. Yani. Kendi restorandakiler ölmüyor ve rakibi restorandaki de değil. Ölenler normal. insan mı? Ya kedi amına Ölenler insan işte. Aa doğru bunu sorgulaman normal ama pardon. Evet, Çok evet, özür, özür diliyorum. Vardır. Güzel soruydu. Gerçi kişi diyor ya. Kişi ise insan. Kişi ha. diyor ama ben yine sorgulaması güzel. Bir şey diyeceğim. Adamın sattığı şeyleri insan mı tüketiyor? Evet. Bayağı eve, Restoran yani. evet servis var mı abi peki? Evet. Bununla mı? Ozan bununla ilgili, buradan gidebilir. Bunu biliyorsa evet, bunu biliyorsa hikayede bunun bir olayı var demektir. Aa. Restorana gelmeyip evde yemek yiyen kişileri öldürüyor. <laughs> Büyük ihtimalle. Ya bu arada buldunuz aslında senaryoyu? Ama motivasyonunu bu... bulamadık. Neden yapıyor? İnsanlar evde restorana gelip yemek yesin diye. Evlerinde zehirlenip ölenleri <laughs> Kanka, böyle gibi. Kanka bu güç motivasyon gibi gelmedi bana ya. Öldürüz <laughs> ya. Restoran sahibi mi öldürüyor? Kurye mi öldürüyor harbiden? Tek Kurye soru. Restoranın restoran sahibi dedik. Kurye. Abi Ama adam ki restoran sahibiydi dedik abi. evet, evet kuryelik ben de yapıyor. Hem kurye. Ha, okey. Yani o zaman kızıyor abi. Zaten mahallenin içinde olduğu için ne gerek var eve söylemeye? İn mahalleye diyor. Kızıyor, sinirleniyor, zeyi katıyor. Lan bu nasıl bir sosyopatlık böyle bir şey var mı? Bence de bu doğru bir hikaye gibi geldi bu arada. Paket servisi kapat. Ha hikayeyi evet, buldunuz. Ben yemek getirmek zorunda mıyım ya? Hi hikaye bitti. Evet, hikaye ne tam abi? Net hikaye şu. Brodger aramızda. Katil bir restoran sahibidir ve bir yandan kuryelik yapmaktadır. Evet. <laughs> Çalıştığı <laughs> restorandan yemek söyleyen müşterilerin siparişlerine zehir katarak onları öldürüyordur. <laughs> öldürüyordu, öldürüyordu. <Evet>. Sebebi yok ama <laughs> Orası, yok yani. orası bu çocuğun teki işte ama <laughs> Tamam düz manyak. Şey, kişi, bir amaç şey. yok yani. Şunun evet. için diye. Brodger bir ara konuşuruz kardeşim. Arkadaş <laughs> vardı adam lahmacun yapıyordu herkese. Çok sinirim bozuldu ya. Şu an burada nelerin döndüğünü bir bilseniz. Ne oldu? Yok bir şey yok. Ne bunu söyleyemem. Ya? Bunu yapamam. Oo. Yapalım. Konu başlığı geliyor. Sonra söyleyeceğim size yayın dışında. Bunu e, bunu izleyicilerin bilmesini istemiyorum. E, konu başlığımız geliyor. İçki İpucunun başlığı bu. İpucu. Okay. Bir kadın boş bir bara girer ve tezgahın ardındaki adamdan bir içki ister. Ancak adam tarafından vurularak öldürülür. Hikayeyi okuyorum. Yes. Bir kadın ne yapıyormuş? İçki istiyor adam vuruyor. Boş bir, bir bara... Öyle bir senaryo yazacağım ki bak. Hazır mısınız? Ha, hadi bakayım. İpucunu bir daha okuyorum. Tazelemek Abi için. Ya. Bir kadın boş bir bara girer ve tezgahın ardındaki adamdan bir içki ister. Ancak adam tarafından vurularak öldürülür. Abi şimdi bak birden çok şey içeren bir şey söyleyeceğim. Alakası da söyle hani. Ya tek önemli atarsam değil sadece oğlum. Sadece, tamam mı bak sadece tek atarsam söyle. Kadın ajan içki şifre adamda yanlış şifre verdiği için kadını vuruyor. Hayır. Of ya. Geri zekalı. Çok iyi değil miydi ama? Şöyle düşünelim. şöyle düşünelim. Ee, Chat var ya siz zehir kadınlar. gibisiniz ha. Ha? Kadın aslında oradan çalışanı mı? Hayır. Ee. arkasındaki kişi soyguncu mu? Sen de iyi tokuyor okuyorsun ha öğrenci evi. Harbi iyi çet okuyorsun. Sen harbi... Vallahi Beştir... Okumadım. Günahına girmeyeceğim. Vallahi Beştir vallahi çok okumadım. hızlı tükenmesin diye o chatte yazılanları doşluyorum. <laughs> Neyse. Ee, evet. Yok daha, olabilir daha, şaka yapıyorum. Çok basit bir e soru var. Mı? Bir evet. O zaman çözülmedi mi? Dağlamadan Dağlamadan biraz... boş bir saatte... Soygun yaparken uyuyor. yakalanmış kadın. Soygun yaparken şey. kadında orada onu barmen sanıyor. İçki istiyor adam diyor ki ben içki ben barmen miyim lan karı. Tamam. <laughs> Tezgahtaki adam barda soygun yaparken suçüstü yakalandı. Hapse girmemek için tek tanığı olan kadını öldürmek zorunda kaldı. Benim senaryom daha etkileyici değil miydi? Hayır. Abi yapma bak. İçki aslında şifreymiş. Kadın işte sallıyorum rom istemesi gerekiyor password için. Kadın yanlışlıkla diyor ki bana viskiler diyor mesela. Kadın adam da diyor ki aa diyor bu diyor Sovyetlerden tak çıkarıyor vuruyor. <laughs> Sen harbiçsin o oğlum. Ya abi çok iyi senaryoydu ya. Son bir tane daha oynuyoruz. Konu başlığımız ipucumuzun başlığı ayna. İpucu. Bir adam bir sabah uyanır. Ardından tuvalete gider. Aynaya bakar ve ölüm vasiyetini yazmaya başlar. Ne? Bir daha bir okuyorum. Bir, bir adam dakika. bir adam bir sabah uyanır. Ardından tuvalete gider. Aynaya bakar ve ölüm vasiyetini yazmaya başlar. Siz bir dakika ben bir hikaye okuyacağım. Ya <laughs> siktir çok enteresan bir hikaye. Evet, çok güzel hikaye. <laughs> sorayım mı sorayım? Mı? Sor. Sor bakalım. Ee, bu adam intihar mı ediyor? Hayır. Aynada bir yazı var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu adam hasta mı? <laughs> ee, evet. Evet. <laughs> Tam hasta ve yazı geliyor aynada. Yakaladık. Aynen öyle. Hasta ve yazı geliyor bu adam. Vay zaman... güzel. Adam şizofren mi? Hayır. Ondur aynada yazı var. Çete de bakmaya çalışıyorum. çoklu kişilik bozukluğuna mı sahip? Hayır. Var, <laughs> <Ben, verdim gülüyor> <misali. gülüyor> Aynada ne zaman öleceğim yazıyor. Hayır. Ee, yazan şey ölüm sebebi mi? Evet. Ha. Yani çok ucu açık bir cevap ama yani evet demek istiyorum ki okay, dağılmayın. Çünkü dağınık bir şey sordum aslında ölüm sebebi Bu hikayeyi sebebi ta tahmin, olurdu. hikayenin bütünüyle bu sefer tahmin etmenizi istiyorum ama bu önemli bir hikaye. Tam adam hastaymış. Hasta o şimdi şey detayı bak hasta. Hastalığını bir bulalım. Tanısı var. Tamam evet onu bulabiliriz. Şimdi kakasını yapamayıp Hani sıçamadığın gün intihar et veya işte sıçamadığın gün öleceksin gibi bir mesaj olabilir mi? Anladın mı? Belki öyle bir şeydir. İnşallah o yüzden değildir. Bunun tuvaletiyle bir intihar tuvaletiyle ediyor bir mı ediyor dedin? Hayır. Hayır intihar etmiyor. Tuvaletiyle bir alakası A chatten var mı? okudum. okuyor. vasiyetini yazar. Sadece bunu biliyoruz. İntiharı bilmiyor. <laughs> evet. Hayır yani. Tuvaletiyle Onu bir biliyorum. alakası var mı bu olayın? Hayır. Ha. Dur hastalığı Allah. bulalım oğlum çok. Aynadaki şey. yazıyı yani yazar ruhani bir şey mi? Hayır. Belli Adam başka, başka güzelde mi? Hayır. Sanki hastalığı bulmaya odaklanalım. Belli e, tam aynadaki tam onu şeyi soralım. Aynadaki yazıyı kendi mi yazmış? Hayır. Adam Aa, kanser mi? Yazmamış. Yazıyı adam mı yazdı? Aa. Hayır onu cevapladım. Adam kanser adam, mi? Adam kanser <laughs> mi dedi öğrenci? Hayır. Başka ne hastalık var? Ölümü Alzheimer mı? Hayır. Onu aynı yazıyı doktor mu yazmış? Hayır. Adam aynı, aynı yazıyı yazan tanıyor mu? Evet. Kendisi mi? Hayır. Değil dedik ya lan. <laughs> onu sorduk değil mi çünkü? evet, <laughs> Aile üyesi mi? Hayır. Ama. Adam kendi mi? evinde mi? Evet. Ha? Tamam. tamam. Bu katil mı yazan? Ha. Katil mi diye soruyorsun. Evet. Adamın katili mi demiyorum. Adam bir katil mi? Bunu biliyorum. Hayır. Yazıyı yazan, Hayır. yazıyı yazan kişi onu tehdit mi ediyor? Hayır. Ha. Vay amına adamı ya. Yazan yani ailesinden bir sordunuz mu? yazılmış? Hayır. Bir ne sordun? Eylül? Eylül, Eylül. diyorsun herhalde. bir gün önce mi yazılmış diye sordum. Bununla ilgili bir bilgi. Bilinmiyor. Ha. Ama yani evet yani evet ve bilinmiyor. düşünün hastasınız tamam bak hastasınız. Orada bir şey yazıyor. Muhtemelen <laughs> diyor ki aynaya bakıyor çünkü. Aynada da yazı var. Diyor ki muhtemelen sakalın şu kadar uzadıysa öl. Hani öleceksin daha doğrusu. Bu da diyor ki ha, tamam ben yararlıydım. Öleceğim not bırakıyorum. Bu adamın o, o, hastalık dediği var ama Çok... burada hastalığını bulmamız lazım. Hastalık yani, sebebiyle mi ölecekmiş? Olur. Kısmet. Yani ölmeyebilir. Adam öyle mi düşünüyor peki? Yani... Adam öyle mi düşünüyor? Ne bileyim amanakoyim ne düşünüyor? düşünüyor? Tamam işte bilgi yoksa geçeceğim. Belki yok, onun evet. bir bilgi vardır abi. Çok sinirleniyorum sorulara. <laughs> Peki ölmesinin sebebi aynaya bakması mı? Hayır. Ölmüyor ki adam. Galasiyet yazıyor daha. Bilmiyoruz ölüp ölmediğini. Tamam işte hani. Aslılığını bulmamız ben gerekiyor. gerekiyor mu? Bence evet. Hikayeyi tamamlamak evet. için. Yani Hiç böyle yardımcı değil, olayım. Alzheimer değil. Kanser Hastalık değil. psikolojik mi? Bir dakika öyle olmaz. Hastalık psikolojik mi? <laughs> Hayır. Hastalık Biyolojik. <laughs> evet. Fizyolojik mi? Adam şizofren değil arkadaşlar. psikolojikleri çıkarın. Karaku. Olsun. Hastalığı AIDS mi? Evet. Gördüm abi onu. Ca Vay cam da. diye gördüm. Hikaye hikayeyi tamam. bulmayı... Hikayeye Hikaye devam. Söyle mi? Söyle mi? Tahmin söyle, edin mi? Tahmin et. Önceki gün ilişkiye, ilişkiye giriyor. ilişkiye Aynen. girdiği kadın ondan sonra aynaya yazıyor. Diyor ki ben AIDS'tim öleceksin ya rayedin yazıyor. Gidiyor. <laughs> Adam da bunu okuyor diyor ki amana koyayım öldük bari en azından bir vasiyet bırakalım. Evet. Adam bir gece kulübünde bir kadınla tanışır ve ikisi o gece birlikte olur. Ertesi sabah uyandığında kadının evden gittiğini fark eder. Banyoya gittiğinde aynada şu yazıyı görür: AIDS kulübüne hoş geldin. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama AIDS kulübü değil bu yanlış. <laughs> evet bu arada ya, AIDS tedavi yani yaşanacak e, kadar kısmen tedavi. diye bir info verdim ama. AIDS'te ölen yok mu amına hayır, hayır, senden dolayı değil abi. Hadi Adamın basit yazması hatalı. Adamda hata var. Ya o, evet. ben ben evet. hikayeye bağlı hareket etmek zorundayım. AIDS kulübüne hoş geldin yazmış. Ve vasiyetini yazmış herif yani. Aslında kadın ajanmış. <gülüyor> <gülüyor> İlla Ama değil. bir şey söyleyeceğim. Bak gördünüz mü? o Chatte bir AIDS yazdığım hikaye evet, takır diye çözüldü. Kirimi. Yani evet, burada gülüyor. aslında harbiden böyle bol bol. Ya bu hikayeyi tahmin edebilmen için AIDS'i net bulman lazım. Yoksa çok evet. zor yani. Hani bir bel soğukluğu bile dese okey giderdi oradan. Cinsel bir hastalık, cinsel yola bulaşan bir ya, hastalık. Hayır derdin ama keh keh gülerek derdin. Anladın mı oradan böyle? Hayır şey der, evet <laughs> yani. Hayır derdim ona. Ama onun türevleri yani üretmen lazım orada. Nokta atışı soru lazım evet. Çünkü ipucularla hikayeler birbirine çok bağlantılı olmuyor bazen. Ya yani o, olay o. Sadece seni bir yere odaklandırıyor. Onu kırmak gerekiyor. O yüzden basit sorular soracağım böyle. Mesela i̇lk başta şeyi soracaksın. E, i̇nsan mı? İşte ne bileyim evet, et, mesleğine öldümü Öldü mü? Hayatta mı? Çok böyle spesifik sorular sormak lazım başta. Son muydu? İstiyorsanız bir tane daha oynatayım hızlı. Güzeldi ama bak bu sonuncusunu iyi buldunuz. Bu Hadi. chat'teki kişi kildi